Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizim ordumuzun baş kumandanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, program başında hocamız Buruş suresini okudu. Filistinli hocam da o bağlamda konuştu. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Yukarısında قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودِ Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Allah Resulü aleyhisselama geldiler. Başımıza kaynar sular döküyorlar ya Resulallah dediler. Habbab bin Eret beni ateşe attılar. Dayanamıyorum ey Allah'ın Resulü dedi. Ud'u lena bizim için Allah'a dua eder misin? Kur'an-ı Hakim Hazreti Cibril bu sureyi getirdi. Bununla ayakta kalacaksınız buyurdu. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ Önceki peygamberlerin kıssaları Peygamber Aleyhisselam'ın ruhunda diriliş suru mesabesindedir. Onunla teselli bulacaktı Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Hendek ashabı hendekler kazmışlar. Hendeklere la ilahe illallah diyenleri atıyorlar. Müslüman diye onlardan intikam alıyorlardı. Bir kadın kucağındaki yavrusuyla geliyor. Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki anne yavrusuna merhamet eder. Zalimlere baş eğecek. Onların söylediğini kabul edecekti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor, naklediyor. Allah azze ve celle o çocuğu konuşturur. Anne der, "Isbiri ve enti fil cennet." Sabret anam, seni cennette görüyorum. O kadın ateşlere girer. La ilahe illallah der. Sahabe bu sureyle bu ayetle ayakta kaldı. Devamında surenin buyuruyor ki Hel etâke hadîsul cunûd Firavun'a ve Semud Firavun'u yıkan Allah Azze ve Celle Ebu Cehil'i de yıkacak. Dayan Bilal diyordu bu sure. Ey Halep Ebu Cehil'i, Firavun'u, Nemrud'u yıkan Allah Esed'i de İran'ı da yıkacaktır. Kardeşlerim, bir hikmet vardı hocamız. Bu sureyi ihtiyar ederek buradan başlayın dedi Kur'an-ı Hakim. Moralimiz düşük değil Allah'ın inayetiyle. Her gün batımı, gün doğumunu müjdeler. Halep'te güneşimiz batıyorsa, yakın bir zamanda Halep'te güneş doğacak Allah'ın inayetiyle. Halep'te öyle kadınlar var ki gördünüz sedyenin üzerindeki yavrusuna kul la ilahe illallah diyor. Yavrum la ilahe illallah de. Bir ana yavrusunu Allah'a gönderiyor. Yavrusunu ahirete gönderiyor. Ama o halde o ana yavrusuna diyor ki evladım ben seni küresel eşkıyaya, tağutlara, zalimlere karşı
Allah ve Resul davasını korumak için yetiştirdim. Şimdi seni Allah'a uğurluyorum. Allah'a gönderiyorum yavrum. Kardeşlerim, eşkıyalar, haydutlar, İran'ın haydutları, Rus kafiri, o ananın çocuklarını yenemeyecek Allah'ın inayetinde. Kardeşlerim, kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i neden okuyoruz? Niçin okuyoruz? فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا Hz. Musa'da Halepli kardeşlerim gibi Mısır'dan ayrılmış. Ardından Firavun geliyor. En büyük zalim geliyor. Önlerinde Kızıldeniz var. Eyvah dediler. Denizle Firavun'un ordusu arasında kaldık. Hazreti Musa hayır. Allah Azze ve Celle bu denizi yaracak buyurdu. Kale kella inne ma'ya rabbi seyahdin. Allah yol açacak. Hazreti Nuh Aleyhisselam feda'a rabbahu enni mağlubun fentasir. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Yıkıldım ya Rabbi dedi. Ellerini kaldırdı. O zaman göklerin kapısı açıldı. Evet, Halep'te yıkıldıysak bir asa ile denizi yaran Allah Azze ve Celle bizimle beraberdir. Yürüyeceğiz Allah'ın inayetinde. Kardeşlerim, 100 yıl önce damarlarımızı kestiler, uzuvlarımızı parçaladılar. Ankara'yı Şam'dan, Şam'ı Bağdat'tan, İslamabad'ı Kahire'den ayırdılar. Şam'a giderken Fransa'ya gidecektiniz. Ancak Fransa'dan bilet alırsanız, vize alırsanız Şam'a gidebilirdiniz. Öyle yaptılar. Bu ümmet bir daha ayağa kalkamayacak zannettiler. Ama Mısır'da Hasan el-Benna, İhvan'la bu ümmeti parçalayan ırkçılığa müdahale etti. Türkiye'de Necmettin Erbakan ayağa kalktı. Biz İslamabad'la, Kahire'yle Ankara'nın, Konya'nın buğdayını yeniden aynı ofiste toplayacağız Allah'ın inayetiyle. Hindistan'dan Ebu'l-Hasan el-Nedvi ayağa kalktı. Dediler ki, ey küresel eşkıya, siz sınırları sadece toprağın üzerine çizebilirsiniz. Fakat bizim yüreklerimiz, inne hâzihi ummetukum ummeten vahide. Bu ümmet tek bir ümmettir. Ordusuyla, sancağıyla, peygamberiyle, kitabıyla bir ümmettir. Tanımıyoruz sınırlarınızı dediler. Allah'ın inayetiyle 100 yıl önce Anadolu 90 yıl önce 13 milyondu. Eyvah evet dediler. Bundan sonra bir daha Osmanlı'nın çocukları ayağa kalkamaz dediler. Fakat şimdi İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Samsun'dan tırlarınızla, yüreklerinizle Halep'e doğru akıyorsunuz. Reyhanlı'ya doğru akıyorsunuz. Halep için gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki sınırları tanımıyoruz. Küçük çocuklar, İmam Hatip Okulu'nda okuyanlar, ilkokulda okuyanlar babalarına yalvarıyorlar. Baba diyorlar, bundan sonra oyuncak parası istemek yok. Bundan sonra elbise parası istemek yok. Allah rızası için baba, Halep'teki kardeşlerime un göndermek için bana bir çuval un parası verir misin diyen çocuklarımız var, kadınlarımız var. İşte buradayız, ayaktayız. Sınırlarını kafirlerin tanımıyoruz Allah'ın inayetiyle.
Kardeşlerim, biz konuşurken talimatı sadece Allah'ın kitabından alırız. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki: "Ve izne ceynâkum min âli firavne yasûmûnekum su'al azâb, yüzebbihûne ebnâkum ve yestahyûne nisâkum." Firavun, Allah'a iman edenleri, çocukları kesiyordu. Kadınları bırakıyor, çocukları kesiyordu. Peki sonrasında فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغَرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ. Allah Azze ve Celle onu Kızıldeniz'e boğdu, mahkum etti. وَاَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ. Mustazafları yeryüzüne hakim kıldı. Şimdi Halep'te kardeşlerim sadece çocukları öldürmüyorlar. Ümmetin kadınlarının namuslarını kirleten orada Şii milisler var, haydutlar var. Ey haydutlar, sizi tarih Firavun'dan daha büyük zalim olarak anacak. Kardeşlerim, neden bu haldeyiz? Allah Teala kitabında bize vaatlerde bulunuyor. Va'adallahu allazina amenu minkum ve amilus salihat ve amilus salihat le yestahlifennahum fil ard. Yeryüzünün halifesi müminler olacak. Ve kana hakkan aleyna nasrul müminin. Allah Azze ve Celle müminlere zafer ihsan edeceğini vaat ediyor. Peki o halde neden eziliyoruz? Neden Arakan dağılıyoruz? Neden Halep'imiz düştü? Neden Mısır'da müminler zindanla, niçin bu haldeyiz? Kardeşlerim, Uhud'da kumandan Peygamber aleyhissalatu vesselam. Fakat Allah Resulü aleyhisselamın sünnetine, emrine ihanet edince bu ümmet hezimete mahkum oldu. لِتُخْرِجَنْ نَاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Kumandan peygamber olacak aleyhisselam. Eğer ona ittiba edersek, onun sünnetine bütün varlığımızla teslim olursak, işte o zaman Allah'ın yardımı gelecek. Bedir'de geliyor. وَلَكَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ. Peki Bedir'de gelen yardım Uhud'da neden yok? Allah Resulü aleyhisselam Abdullah bin Cübeyr'e, eğer şurada parçalandığımızı görseniz, oradan inmeyeceksiniz. Cebeli Rumat'tan Okçular Tepesi'nden gelmeyeceksiniz. Onlar ganimet diye indiler. Ümmet, Peygamber aleyhisselatu vesselamın ordusu Uhud'da yenilgiye mahkum oldu. Kardeşlerim, Alem-i İslam'ın sokakları Uhud'a döndü. Evlerimiz Uhud'a döndü. Hanım kardeşlerim, tesettürümüz Uhud'a döndü. Genç kardeşim, bir an gözünü harama kayınca bir ömür acı çekebiliyor musun? Bir sabah namazına kalkmayınca bir ömür yüreğinde onun acısını taşıyabiliyor musun? İşte Uhud'a bak, Bedir'e bak. Kumandan Peygamber aleyhisselama yönelirsen Allah Azze ve Celle yeniden yolumuzu açacak. Kardeşlerim dedi ki, hocam 15-20 dakika ben de toparlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gidiyor. Peygamber şehrini, Peygamber aleyhisselatu vesselam yerini, yurdunu terk etti. Ağlayarak gidiyor. Allah Resulü aleyhisselamın başına 1100 deve koymuşlar. Getiren 100 deveyi alacak. Suraka Peygamber aleyhisselamı görür. Efendimiz aleyhisselatu vesselamı tam yakalayacak ki atı kumlara bakar. Atı kumlara batar. Efendimiz aleyhisselam dua eder, Suraka kurtulur. Suraka der ki, ya Resulallah, benden ne istiyorsun? Söyle ey Allah'ın nebisi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bunu kimselere söyleme. Buradan gittiğimi kimselere haber verme.
Allah Resulü devamında buyurur ki: "Keyfe bike izâ lemiste sivâre ikisira." Şimdi gidiyorum. Yerimden, yurdumdan ayrıldım. Kabe'nin avlusunda Allahu Ekber dememe müsaade etmediler. Fakat öyle bir gün gelecek ki Allah Azze ve Celle ümmetimin önünü açacak. Benim öğrencilerim bugünün en büyük devleti olan Kisra'yı fethedecekler. Kisra'nın hükümdarlığının alameti olan o bileziği alacaklar. Senin eline, senin kollarına takacaklar. O gün senin halin nasıl olur Süraka der. Kardeşlerim, Süraka bu hayal demez. Peygamber aleyhisselam kendine sahip olamıyor. Şimdi bana yeryüzünün en büyük devletinin İran'ın çökeceğini, fethedeceğini, fethedileceğini müjdeliyor. Olur mu demedi Süraka. İnandı Süraka. Aradan yıllar geçti. Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet başkanı olur. Sa'd bin Ebi Vakkas o günün Amerikası olan İran'ı fetheder. Sarayda neler varsa Medine'ye gönderir. Bilezikler de gelir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu rivayeti bilir. Keyfe bike izâ lebiste sivâre ikisira. Çağırır Süraka'yı. Ellerine koyar. Süraka der. Yıllar önce peygamber buyurmuştu. Hatırladın mı? Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidi tekbirlerle yürüyordu. Kardeşlerim, o kitap size fethi müjdeliyor. O kitap size Amerika'nın fethini müjdeliyor. O kitap size Moskova'nın düşeceğini fethi müjdeliyor. Eğer Sultan Fatih gibi, Süraka gibi inanıyorsanız, Peygamber aleyhisselamın sünnetine, Kur'an-ı Hakim'e, hanım kardeşlerim, mahremiyete, tesettüre, bütün varlığınızla, mevcudiyetinizle ittiba ederseniz, göreceksiniz, Doğu Roma'yı düşüren, Kisra'yı düşüren, Allah Azze ve Celle, Pentagon'u da, Moskova'yı da düşürecektir Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ اَبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı müşrikler, kafirler, münafıklar, Yahudiler hendekte kuşatmışlar. Yürekler titriyor. Münafıklar diyordu ki Peygamber bize İran'ın fethini müjdeliyordu. Ama şimdi abdest almaya gidemiyoruz. Peygamberin, Allah'ın vaadi masal diyorlar. Ama sayfanın karşısında kuşatılan müminler var. Halep'te, Suriye'de, İdlib'de bu ümmetin çocukları Kur'an'ın bu ayetlerini okuyorlar. Anadolu'da 15 Temmuz'da bu ayetleri okuyacaksınız. Bu ayetlerle ayakta kalacaksınız. Karşıda müminlerden bahsediyor. Onlar da diyor ki: "Velemma ra'al mu'minun al-ahzab قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما." Kuşatıldılar. Daha dün bombayı patlattılar. Polis kardeşlerimiz şehit oldu. Münafıklar ne diyorlar? Muhacire, eğer kapıları açarsan, senin alemi İslam diye bir davan olursa Türkiye, işte gelirler, seninle hesaplaşırlar. Gezi'de gelirler, 15 Temmuz'da gelirler. Evet, gelecekler. Biliyoruz biz bunu. Çünkü Allah buyurdu. Eğer onun yoluna dönerseniz, onlar gelecekler. Fakat burada
من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. Allah'a söz veren gençler var. Kardeşlerim, eğer sözünüze sadakat gösterirseniz, Hendek'te küffarı dağıtan Allah Azze ve Celle وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرْكُ بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Halep'ten Rusya'yı, Amerika'yı, İran'ı, haydutları, alemi İslam'dan zelil bir halde yuvalarına, inlerine göndermeye Allah Azze ve Celle kadirdir. Size onun müjdesini veriyor kardeşlerim. Gün batımımız var ama gün doğumu yakındır. Bir asırdır Allah Teala hilafeti kimseye vermedi. Ümmete baş olma vazifesini kimseye vermedi. Sen layık ol diye beklendi. İşaretler onu gösteriyor ki yeniden sancak senin elinde olacak. Üsküp'ten Pataniye, Cebeli Tarık'tan Cava Adalarına toparlanın ey mazlumlar. Kudüs adına, Mekke adına, Medine, bütün mazlumlar adına ayağa kalkıyoruz diyeceksiniz. O komutu, o talimatı vereceksiniz. İşte İHH'nın Reyhanlı'ya Halep için başlattığı ümmetle, sizinle, diğer kardeşlerimizle başlatmış olduğu bu seferberlik, bu imani yürüyüş, onun müjdecisi, onun habercisidir. Sabahınız, yeni fetihleriniz, dirilişiniz, İslam birliğiniz şimdiden mübarek olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.